Dünyamızın tek uydusu olan Ay'ın yapısı ve özelliklerini kısaca tanıyalım. Ay'ı çıplak gözle bu şekilde görebiliyoruz. Cep telefonu ile Ay'a baktığımız zaman bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Tabii ki kamera kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Nikon Colpix P1000 kamera ile baktığımız zaman da bu görüntüyü alabiliyoruz. Ay'ın yapısı ve özelliklerini maddeler halinde sıralayalım. Ay, dünyanın tek doğal uydusudur. Ay, dünyaya en yakın gök cismidir. Ay'ın çapı, dünyanın çapının 1/4 kadardır. Dünya içerisine 64 ay sığabilir. Güneş, dünya ve ayın büyüklüklerini karşılaştırdığımızda, güneş basketbol topu, dünya nohut tanesi, ay ise mercimek büyüklüğünde olurdu. Ayın şekli küreye benzer. Ayın atmosferi yok denecek kadar azdır. Ayda hava basıncı yoktur. Ayın toprak yapısı dünyanın toprak yapısından farklıdır. Ayın katmanları vardır fakat dünyanın katmanlarından farklıdır. Ayın atmosferi olmadığı için yağış, rüzgar gibi hava olayları ayda görülmez. Atmosferi olmadığı için gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı fazladır. Gündüz 107 derece, gece ise -153 derece görülür. Ayın yüzeyinde ince bir toz tabakası bulunmaktadır. Ay'a giden astronotların ayda bıraktıkları ayak izleri bozulmadan kalır. Ay'da su yoktur, ayın yüzeyi pürüzsüz değildir. Ayın yüzeyinde dağlar, vadiler ve kayalıklar bulunmaktadır. Ayın karanlık görülen yerlerine ay denizi, ayın aydınlık görülen kısımlarına ise ay dağı denir. Ay yüzeyinde bulunan taş ve tozların oluşturduğu gevşek tabakaya regolit denir. Ay'a ilk kez ayak basan astronot Neil Armstrong'dur. Ay'da yaşam olmamasının nedenleri nelerdir? Ay'da atmosfer, hava, oksijen yoktur. Ay'da su yoktur. Ay'ın gece ve gündüz sıcaklık farkı çok fazladır. Ay'ın yer çekimi çok azdır. Atmosfer oluşmaz. Güneşten gelen zararlı ışıkların ay yüzeyine ulaşması canlılara zarar verir. Uzaydan gelen meteorlar ayda atmosfer olmadığı için parçalanmadan ay yüzeyine düşmektedir. Ayda besin bulunmaması. Aydaki yer çekimi dünyadakine göre 1/6 oranında daha azdır. Bu nedenle dünyada 100 kilogram gelen bir cisim ayda 16.6 kilogram gelir. Ay dünyanın yörüngesinde bir turunu 27 gün 7 saatte tamamlar. Dünya, ay ve güneş geometrisinde görülen periyodik değişimler sonucunda her 29.5 günde tekrar eden ayın evreleri oluşur. Dünya ile ay arasında ortalama merkezden merkeze uzaklık 384.403 kilometredir. Yani dünyanın çapının yaklaşık 30 katı kadardır. Ayın çapı 3.474 kilometredir. Bu da dünya çapının 1/4'inden biraz fazladır. Dünyadan baktığımız zaman ay güneşten çok daha büyük görünür. Bunun nedeni ise ayın bize çok daha yakın olmasıdır. Bu yüzden çıplak gözle baktığımız zaman ayın çok daha büyük bir görünümü varmış gibi anlaşılır. Bu ve benzeri videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. Çok teşekkür eder, iyi günler dileriz efendim.